Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın sonundan selamlar. Arkadaşlar sabah 10 gibi başladık. Şu an akşam saat 6. Hava karardı yeni yeni. Burada eski doğalgaz sobaları vardı 3-4 tane. Onları sökerek dış yüzeyden kalorifer tesisatımızı döşedik. Şu an onun videosunu çekiyorum. Kombimiz Baymak Doğatek. Lamba olmadığı için başka bir telefonun ışık tutuyorum arkadaşlar. Şöyle. Kombimizin montaj bağlantıları, kombimizin başladığı yer burası, kombimizin olduğu yer. Dış yüzeyden şöyle kelepçe atarak kompozit boru ile 25'lik boru, burası 2 artı 1, şöyle montajımızı yaptık. Doğalgaz borumuz komple saatten itibaren şöyle arkadaşlar mutfaktan komple yeniledik. Arka tarafa hemen saat ocağımızı bağladık. Şöyle odaları da çekeyim. Şurada sobamız vardı, bacasını alçaladık. Şöyle salona, burası arkadaşlar 2 metre petek, 60 santime 2 metre. Dış yüzeyden şöyle borularımız devam ediyor. Burası yatak odası 60 santime 1300. Şöyle borularımız dış yüzeyden güzel bir şekilde kelepçe atarak arkadaşlar yan odaya girdik. Burası bir yığma binadır. Duvarlarda karşıdan karşıya geçerken biraz zor deldik. Bayağı kalın, 40-60 santim falan taş tuğla. Şöyle burada da gardırobu var. Bunu da öne çekerek borumuz şuradan giriyor. Şöyle güzel bir şekilde kelepçe atarak arkadaşlar burada da 1460 santime 1400 peteğimiz var. Eski sobanın olduğu yer güzel bir şekilde alçıladık. Borumuz buradan devam ediyor. Şuradan banyoya giriyor. Oraya da havlu fan taktık. Onu da göstereceğim. Dış yüzeyden süpürgelik üstü kalorifer tesisatı böyle yapılıyor. Böyle oluyor. Merak eden arkadaşlar için söylüyorum. Şuradan arkadan devam ediyor. Şuradan da şöyle banyo. Arkadaşlar banyoya da havlu panımızı taktık. Eski yukarıda su deposu vardı. Onu sökerek burada doğalgaz sobası banyoda da vardı. Arkadaşlar şurada şofben vardı. Arka tarafa tam duşun içinde şofben vardı. Düşünün yani. Banyoda onları sökerek buranın da sıcak su tesisatı yoktu. Onu da şuradan itibaren plastik boruyla şuradan şöyle eski davlumbazın içinden şuradan şöyle banyoya arkadaşlar sıcak su tesisat da çektik alttan. Şöyle yukarı gidiyor. Davlumbazın içinden şöyle görülmeden kapının üstünden sıcak su, soğuk suyumuzu da verdik. Soğuk suyumuzu da şuradan aldık. Alttaki burada şöyle mutfağa gidiyordu buradan. Buradan sıcak soğuk suyumuzu, şurası pik döküm boru. Yoğuşma giderimizi de oraya verdik. Kombimizi şu an çalıştırdık. Peteklerimiz sıcak. Proje işlemlerimizi, videomuzu çektik, başlattık. Sizin de böyle dışarıdan tesisat çektirme gibi durumunuz olursa, hani burası küçük diye kombiyi elinizden geliyorsa mesela tesisatı ikiye bölün. Mesela tesisat buradan gidiyor, buraya 2 artı 1 diye ısınıyor ama 3 artı 1, 4 artı 1 ileri doğru gidiyorsa o zaman mesela şöyle iki tane kapı geçişi kırarak ortadan elinizden geldikçe tesisatı ikiye bölmeye çalışın. Çünkü böyle dışarıdan çekilen tesisatlarda son petekleriniz ısınmaz. Neden ısınmaz? Kombi bir gidişi vardır, sıcak su bir dönüşü vardır, soğuk. En yakın peteklerden, mutfaktan, salondan, yanındaki odadan görevini görür. Yani devir daim yapar. O yüzden en sondaki peteklere su yetişmez. O da soğuk kalır. Yani bu çok sıcak olur. Mutfaktaki, salondaki çok sıcak olur. O zaman son petekleriniz ısınmaz. Bu tarz tesisatlarda evinizde büyükse, uzun bir hat veya ortada kombi kalıyorsa genellikle ikiye bölebiliyorsanız, üçe bölerseniz daha randımanınız güzel bir şekilde ısınırsınız. Mecburiyetten eğer ki çok uzun bir hatsa böyle tesisatlarda yakın peteklere termostatik vana koyabilirsiniz. Yakın sıcak olan yerleri kısarsınız. Son peteklere sıcak su gider.
veya termostatik değil de böyle bir eviniz tesisatınız var, son peteğiniz ısınmıyorsa, termostatik vana da yoksa regülaj ayar dediğimiz yakın peteklerin vanasını kısarız, kapatırız, bir tur açarız çok ısınanları, kombinin pompası sıcak suyu en son peteklere basar. İnşallah anladınız. Bu tarz işlerinizde Ankara'da proje, tesisat, kombi, rapor yazma, gaz kaçak işleri, tadilat işlerinde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. İstediğiniz zaman WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Bugünlük de böyle oldu. Dediğim gibi saat 10'da başladık komple kalorifer tesisatını. İşte su tesisatını, sıcak suyu, doğalgazımızı bitirdik. Ablacığım hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. İyi günlerde kullanın. Güzel bir montaj oldu. Bir çalışma oldu. Çok hızlı gün içinde işinizi tamamladınız. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum her biz, şey için. Biz teşekkür ederiz ablacığım. Yani ablamla tanıştığımızda zaten bir günde biteceğini söyledik. Hakikaten saat 10 gibi başladık. Saat şu an 5.30. Akşam üzeri 5.30. 5.30'da alçılarımızı, tesisatımızı bitirdik. Gaz kaçağımız yok. Ocağımızı falan bağladık. Şu an çalışır vaziyette. Sabah hiçbir şey yokken şu an bitmiş halde teslim ediyoruz. Herkese iyi günler. Biz teşekkür ederiz ablacığım. Herkese iyi günler diliyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdiden yeni yıl yaklaşıyor. Bugün ayın kaçı? 16 Aralık. Arkadaşlar, eğer ki bu videoyu izleyip daha izlemeyen, yeni yılına şimdiden yaklaşıyor zaten. Kutlarım herkesin. Sağlıklı, başarılı, mutluluklu yıllar dilerim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.